Kulağa kaçan su dış kulaklığındaki kiri şişirip bir kulak tıkanıklığına sebep olmuşsa mutlaka o kirin alınması gerekiyor. Çünkü dış kulak yolunda normal kiri olmayan sağlıklı bir kulakta kulak zarı da sağlamsa zaten su kaçmaz. Çünkü su gider ve çıkar zaten oradan. Ama kir olan kulaklarda bu işitme kaybına sebep olur. Çıkmasının nasıl çıkartırız bunu? Çıkartmak için dış kulak yolundaki kiri almak zorundayız. Ama bazen hekim bulamayabilirler. Hekim bulamadığı zaman da dış kulak yolu kapanır ve çok rahatsız edici bir duygudur. Ben onlara daha çok sirke alkol formülü öneriyorum. Nedir bu? Bir damlalık, yarısı sirke, yarısı alkol. 12-3 damla damlatırsa alkol uçar. Uçarken dış kulak yolundaki ya da kirin üstündeki suyu buharlaştırır. Dolayısıyla kir biraz daha küçülür ve işitmesi yeniden düzelir. Tabii sirke alkol formülünü ben özellikle havuza çok giren çocuklara ve erişkinlere öneriyorum. Ben bunu çok ciddiye alıyorum ve koruyucu amaçlı mutlaka uygulanmasından yanayım. Çünkü dünyanın en temiz havuzu bile temiz değildir aslında. Çünkü çok havuza girildiği için dış kulak yolunu koruyan yağ tabakası kaybolur. Ve en temiz havuzda bile mantar, bakteri bulunması mümkündür. Onun için kulağına mutlaka su kaçıyor havuzda. Bu tip çocuklara ya da erişkinlere damlalı, aynı damlalı öneriyorum. Nedir bu damlalık? Eczaneye gidin. Bir damlalık eczacıdan alın ve bunun yarısını saf alkolle doldurmasını isteyin. Saf alkolle dolduktan siz de eve gidip kalan kısmına sirke koyun. Sirke alkol formülü diyoruz buna. Havuzda bütün gün yüzdü, çıkıyor artık. Çıkarken 2-3 damla her iki kulağına damlatırsa alkol kulaktaki suyu, özellikle arzu etmediğimiz o havuz suyunu uçmasını sağlar. Zayıf asetik asit sirke de kulaktaki mantar bakterilerin ölümüne sebep olur. Bir antiseptik olarak kullanırız. Dolayısıyla özellikle çok yüzen çocuklarda hem yüzücü kulağından korumak için hem dışarıdan gelen suyun dış kulak yolu iltihabına yol açmaması için bu formülün mutlaka uygulanmasını öneriyorum.